merhabalar. Ben Hisar Interkontinental Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Ceylan Şengül. Bugün sizlerle hiperaktivite ve dikkat eksikliğini konuşacağız. Sizlerden sorularınızı da bekliyoruz. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği aslında günümüzün güncel problemlerinden biri. Çok sıklıkla rastlaştığımız vaka örnekleri de var. Aileler genellikle bu durumu biraz daha geç tanı koyarak bize ulaşabiliyor. Şöyle ki, aile bunu biraz daha yaramazlık, şımarıklık şeklinde de adlandırabiliyor ya da kendi çocukluk deneyimiyle de bahsedebiliyor. İşte ben de çocukken çok hareketliydim, ben de çok yaramazdım ya da büyüyünce geçebilir, düzelebilir gibi yorumlar bulunarak aslında bu tedavi sürecini biraz daha geciktirebiliyor. Ama biz zaten devam ettiğimde de adlandıracağım, yaramazlık hiperaktiviteden bambaşka bir durum haline dönüşebiliyor. Yaramazlık biraz daha ilişkideki bozukluk şeklinde adlandırılabilirken, kişinin ilişkiye verdiği bir tepki olarak adlandırabilirken, hiperaktivite ve dikkat eksikliği aslında beyin metabolizmasıyla, beyinde biraz daha isimlendirilebilen, adlandırılabilen, saptanabilen bir durum haline dönüşebiliyor. O yüzden yaramazlık bambaşka bir boyutta, hiperaktivite biraz daha beyinde görebildiğimiz, rastlayabildiğimiz bir durum haline dönüşebiliyor. Burada erken tanı her şeyde olduğu gibi çok önemli. Eğer doğru tanı erken yaşta alınamazsa, ileriki süreçlere kadar devam edebilirse, burada ergenlik döneminde, özellikle ergenlik döneminde çok ciddi davranış bozukluklarına kadar gidebiliyor. Peki biz nasıl ayıracağız? Yani hani çocuğumun yaramaz mı, hiperaktivite mi ya da dikkat eksikliği olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Bunun belirtileri var mı? Evet, var. Ben ilk önce sizlere dikkat eksikliğinden bahsedeceğim. Dikkat eksikliği nedir? Bizler bunu ebeveyn olarak nasıl gözlemleyebiliriz? Ya da okulda bunu öğretmeni gözlemleyebilir mi? Birazdan buradan gideceğim. Bir su almak istiyorum. Dikkat eksikliği biraz da dikkat süresinin kısa olmasıyla ilintili bir durum. Yani çocuk uzun süre bir konuya ya da bir öğrenciye, yeni bir duruma uzun süre dikkatini sürdüremez. Yani burada dikkat süresi aslında çok kısadır. Bu erken yaştan itibaren başlar. Bunun nedeni ise dikkat eksikliğinde rastlaştığımız en büyük durum uyaranlara karşı aynı reaksiyonda verilen hızdır. Yani bizler bir ortama girdiğimizde hangi uyaranın bize uygun olduğunu seçebiliriz. Diyelim ki bir ortama girdik, bizi ilgilendiren uyaranı bulabiliriz. Ama mesela dikkat eksikliği olan çocuklar her uyarana karşı eşit reaksiyon verebilir. Diyelim ki kitap okuyan bir çocuk, masada duran biblo, ışık, dışarıdan gelen ses, bunların hepsi dikkatini bozup dağıtabilir. Yani uyaranların hepsine aynı reaksiyon verebilir. Hangi uyaranın onun için doğru olduğunu bilemez. O yüzden de burada bilemediği için, uyaran seçemediği için de dikkati çok fazlaca dağılabilir. Dikkat süresi dediğimiz gibi çok kısadır. Burada biraz daha erteleme davranışını da çok fazla görebiliriz. Aileler burada biraz daha bir sorumluluk verdiğinde ya da bir ödevi olduğunda bir şeyleri çok erteleyerek gider. Bugün yapacağım, yarın yapacağım diye gidebilir. Biz de burada biraz daha hadimetre deriz. Hadilerle biraz daha o işlerde. Hadi bakalım bunu yapacağız, hadi okula gitmemiz lazım, hadi 5 dakika kaldı diye. Biraz daha hatırlatmalarla bu biraz daha gidebilir. Dediğimiz gibi erteleme en çok rastlaştığımız durumlardan biridir. Dalgınlık, özellikle dalgınlık da yine çok fazla rastlaşabiliriz. Çocuğa bir komut verdiğinizde, diyelim ki mutfaktan git ve bana bir bardak su getir. Çocuk mutfaktan bambaşka bir şey alarak gelebilir ya da ne söylediğinizi bile unutarak gelebilir. O yüzden dikkat eksikliğinde çok sık gördüğümüz durumlardan biri de dalgınlıktır. Ödevini yazmayı unutabilir, okulda bir eşyasını unutabilir, montunu unutabilir. Buna benzer birçok dalgınlıklar gözlemlenebilir. Dikkat eksikliğinin de temel belli semptomlarından biri de yine dediğimiz gibi dalgınlıktır. Hiperaktiviteye gelelim. Hiperaktivite biraz daha evet işte ailelerin yaramaz mı, hiperaktif mi arasında gidip geldiği bir durum. Şimdi hiperaktivite biraz daha dediğim gibi beyinde saptanabilen bir haritası çıkarılabilir ama yaramazlık dediğimiz gibi biraz daha davranışsal bir sıkıntı, ilişkideki bozukluktan kaynaklanan bir durum. Burada biraz daha işte çocuk durdurulamayan bir enerji, hareketler çok fazlasıyla gider, işte koltuklara tırmanabilir, masaya çıkabilir, koşulsuzca ve şartsızca koşturmalar genelde gözlemlenebilir. Ve burada genelde okulda da bir uyum bozukluğu da olabilir. Yani 45 dakika özellikle ilkokula başlanan dönemlerde
çocuğun 45 dakika oturup ya da 40 dakika o derste durmaz. Derste de sürekli bir hareket halindedir. Genelde de bu durumlarda biraz daha saptanabilir. Öğretmenin biraz daha gözlemiyle saptanabilir. Çünkü hareketler hiçbir şekilde bir kaba sığmaz ve çocuk sürekli bir hareketlilik halindedir. Eğer burada eşten olarak dürtüsellik de var ise çocuklar biraz daha özellikle tehlikeli durumlara karşı biraz daha hızlı reaksiyonlar gösterebilir. Atlayabilir, zıplayabilir. Biraz daha bu impulsivitenin, dürtüselliğin verdiği bir durum haline de dönüşmüştür. impulsivite dediğimiz gibi tehlikeli durumlara karşı verilen hızlı reaksiyon olarak da adlandırabiliriz. Burada biraz daha sosyal ilişkilerde de çok ciddi problemler rastlayabiliriz. Nedir? Çocuk akran ilişkilerinde de problem yaşar, saldırganlık olur ve arkadaşlarına karşı çok hızlı reaksiyon gösterebilir, tepki verebilir. Saldırganlık da çok hızlı gözlemlediğimiz olumsuz davranışlar arasındadır. Peki biz hiperaktiviteyi ya da dikkat eksikliğini kendimiz kontrol altına alabilir miyiz? Bu çok mümkün değil. Biz genelde burada psikoterapiler ve ilaçlı destek ve okulun ve ailenin, öğretmenin işbirliğiyle doğru tedavi sürecine girebiliyoruz. Burada öğretmenin keşfetmesi de çok önemli. Sorun var? Yok. Tamam, devam ediyorum. Ailenin keşfedebilmesi de çok önemli. Hiperaktivitesi, öğretmenin de bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve öğretmenin de bu konudan bilgisinin olması lazım. Ve genelde çocukların önceden yayında, akışında, internetten dolayı problem yaşayabiliyor. Şu anda bir problemimiz var mı? Tamam. Genelde arka sıralarda oturması uyaranlara karşı daha büyük tepkiler vermesine neden olabiliyor. O yüzden genel olarak ön sırada oturması daha çok iletişim halinde olmasına ve uyaranları biraz daha azaltmasına neden olabiliyor. Burada ailenin tutumu da çok önemli. Yani çocuğa doğru sınır koyabilmek, kural koyabilmek, çocuğa bir hedef haritası oluşturabilmek, çocuğu biraz daha hedefe yönelik değil de amaçlarına yönelik değil de çabasına yönelik gitmek lazım. Yani eleştirel gitmemek lazım. Biraz daha çabasına yönelik gidebilmek lazım. Bu da yine çok önemli. Kural koymak, sınır koymak, bir tablo oluşturmak, o tabloya dayalı gidebilmek ve hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde belki de yapılması gereken en mümkün şey de çocuğun enerjisini atabileceği bir alana yönlendirebilmek. Nedir bu? Kurallı bir takım sporu, özellikle erken yaşta başlatılması çok daha faydalı olacaktır. Basketbol, futbol, jimnastik, kurallı takım sporları çok faydalı olacaktır. Özellikle komut alabilmesi de yine aynı şekilde oradaki hem algısında bir bütünlüğe ve enerjisini artmasına neden olacaktır. Özellikle hiperaktif çocuklarda beslenme düzeni de çok büyük önem taşıyor. Çok fazla şekerli gıdaları tercih edilmemesi, çok kuru yemiş de yine aynı şekilde tercih edilmemesi gereken gıdalar arasında. Çünkü çocuğa tüketemediği bir enerji verince o da yine tekrar hiperaktivitesini tetikliyor. Uyku düzeni de yine aynı şekilde burada büyük önem arz ediyor. Biraz daha tüketebileceği gıdaların daha çok kalorisi, daha düşük, şeker içermeyen ürünler olması önemli. Soru var mı? Bir sorumuz var. Buyurun. Kaç yaşından itibaren şüphelenebiliriz? Şöyle, biz 4 yaşından önce tanı koymuyoruz. 4 yaşından sonra daha çok tanı kriterlerini 4 yaşından sonra tanı koymak için biraz daha 4 yaşını bekleyebiliyoruz. Ama genelde hiperaktif çocuklar biraz daha bebeklik döneminden itibaren aşırı hareketlilik hali devam edebiliyor. Ama tanı koyabilmek için 4 yaşını beklemek gerekiyor. Diğer sorularımız var. Tamam, DM'den gelen sorulara bakılacağız. Çocuğumda çabuk sıkılma huyu var. Bir oyunu 3 ve 5 dakikadan fazla oynamıyor. Mesela bu süreyi nasıl uzatabilirim? Şimdi bu çocuğun biraz daha yaşıyla da ilintili bir durum. Eğer biraz daha okul öncesi dönemde ise çocukların dikkat süresi daha kısadır. Biraz daha yaş aldıkça bu dikkat süresi de uzamaya başlar. O yüzden biraz daha dediğim gibi uyaranları belki azaltarak, daha sınır koyarak, sınırlı gitmesini sağlayarak biraz daha oyun planı oluşturmak lazım. Soru var mı? Tamam. Hiperaktiviteden diğer bir soru. Hiperaktiviteden şüpheleniyorum. Çocuğumu hangi doktora götürmeliyim? Hiperaktiviteden şüpheleniyorsanız evet, ilk
önce bir psikoloğa götürüp bir gerekli testleri yaptıktan sonra o ihtiyaç halinde bir psikiyatriste, çocuk psikiyatrisine yönlendirebilir sizi. Dediğimiz gibi sadece belki bazı durumlarda psikoterapi yeterli olmuyor. İlaçlı destek de özellikle çocuk psikiyatrisinde desteği olması gerekebiliyor. Çocuğumda hiperaktivite ve dikkat eksikliği var. Eşinle ayrıyız. Babasının yokluğu tetikleyebilir mi? Burada özellikle dikkat eksikliği yönünde duygusal süreçler etkileyebilir. Hiperaktivite alanında olmasa da dikkat eksikliği duygusal yaşadığı süreçten olumsuz etkilenebilir. Ama bunun için biraz daha duygusal alanda bir terapi desteğine başvurabilirsiniz. Bir sorumuz var hocam. Buyurun. Yetişkin hiperaktiflerden biraz bahsedebilir misiniz? Tamam. Yetişkinlerde hiperaktivite işte çocukluk döneminde doğru bir destek sağlanamazsa yetişkinlik sürecinde de yine aynı şekilde devam edebiliyor. Tavsiye edeceğim en büyük şey beslendiği gıdalara dikkat edebilmesi. Özellikle yine çocuklara dediğimiz gibi enerji alabileceği, kalori alacağı, ambalaj ürünleri ya da fındık fıstık değil. Biraz daha kalorisi düşük ürünler tercih etmesi gerekiyor. Bir de spora gidecek. Yapabileceği en önemli şey spora, enerjisini atabileceği bir spor alanına yönelebilmesi. Bir sorumuz daha var. 13 yaşında oğlum var. Çok sinirli. Ne yapmalıyım? Anladım. 13 yaşında bir oğlunuz var. Tabii ergenliğe girmiş. Onunla da ilintili bir durum. Orada tabii hiperaktivitesi var mı? Sanırım bu bağımsız bir soru galiba, değil mi? Tamam. Bağımsız o zaman biz tamam, bağımsız bir soru. Yine cevaplandıralım. Şimdi orada ergenlik döneminde zaten en çok şey çatışma ve sinir sistemi için nasıl iki ay sendromu diyorsak ergenlik döneminde bir sinir sistemi için ara bir dönem. Orada ergen kişi kendisini biraz daha ispat etmeye çalışma, var olduğunu ispatlamaya çalışma ve güç göstergesi olarak aslında öfkeyi kullanabiliyor. Biraz da oradaki tutumlara dikkat edebilmek lazım. Yani öfkenin altında yatan şeylere bakarız. Kendisini değersiz mi hissedebiliyor ya da iyi ifade edemiyor mu? Onun altında yatan bir kıskançlık mı var gibi ya da aile içi bir çatışma mı var? Aslında öfke biraz daha su yüzüne çıkmış bir durum. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım. Neden böyle? Ama çok normal bir süreç. Yani ergenlikte en çok saptadığımız şey zaten öfkedir. Biraz da öfke nöbetleri diyebiliriz. Buyurun. Bir sorumuz daha var. Hiperaktifler kaç gruba ayrılır? Şimdi hiperaktiviteyi şöyle söyledik. Hiperaktivite dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlama problemi diye 4 başlık altında toparlayabiliriz. Ama bunun bir gruplandırmasından ziyade seviyeleri vardır. Hani daha çok hiperaktivitesi daha yoğun olabilir ya da bu hem hiperaktif olup dikkat eksikliği olmayabilir ya da hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir ya da zamanlama problemi olabilir. Dediğim gibi 4 ana başlık altında toparlayabiliyoruz. Şimdilik başka sorumuz yok. Tamam. Elimizdeki sorulardan devam edelim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kendiliğinden geçen mi, tedavi edilemez ise ne olabilir? Şimdi hiperaktivite ve dikkat eksikliği dediğimiz problem, evet çocukluk döneminde erken tanılıp doğru tedavi edilemezse özellikle ergenlik döneminde davranışsal bozukluklara neden olabiliyor. Kendiliğinden geçmez ama yaş aldıkça özellikle hiperaktivite biraz daha azalabiliyor. Var mı sorunuz? Şimdilik yok. Devlet okullarında şöyle bir sistem var. Biraz daha ön sıralarda oturma sırayla değişebiliyor. O yüzden öğretmeni biz hep söylüyoruz aslında okulda öğretmenin de bilgisi olması gerekiyor. Ön sıraya oturtabilmesi, orada çünkü uyaranları azaltabilmesi gerekiyor. Ön sırada oturabilmek, aileyle iletişimin kuvvetli olabilmesi yapılabilecek en büyük faydalı yöntem. İlaç bu rahatsızlığı tamamen ortadan kaldırabiliyor mu? İlaç kesildiğinde çocuk kaldığı yerden devam edebiliyor mu? Şimdi tabii ben bir psikoterapist olarak bunların belki uzun süre boyunca takibinin olmasını isteriz. İlaç desteği de keza öyle. Bazen aileler şunu yapabiliyor, ilacın çocukta olumlu bir etki gördüğünde ilacı ya da terapiyi kendiliğinden sonlandırabiliyor. Ama burada tabii ki bir uzmanın ya da psikoterapistin bu süreci nasıl yönlenebilmesi hakkındaki doğru bilgiyi vermesi lazım. Uzun süreçte bir doğru tedavi süreci bitmeden ilaç ve psikoterapiyi sonlandırmamız lazım. Dediğim gibi sonra tekrar sil baştan geriye dönebiliyoruz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilacı reddediyor. Ne yapabilirim? İlacı reddediyor. Ne yapabilirsiniz? Şimdi tabii alternatif destekler var ama biz bunları çok tavsiye etmiyoruz. İlacı reddediyorsa dediğim gibi hiperaktivitesi için yine bir spora yönlendirebilirsiniz. Dikkat eksikliği için de bunu biraz biz erişkinler için de kullanabiliyoruz. Dikkat setleri var. Biraz daha bunlara gidebilir. Kitap okuma alışkanlığı artırılabilir. Beslendiği gıdalara dikkat edilebilir. Sağlıklı uyku düzeni ve beslenme de yine bu süreci biraz daha hafifletebilecektir.
Başka sorumuz yok hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.